Merhabalar değerli izleyicilerimiz, Bir İşi Bilen programı da sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi antikacı efendim Serpil Danış bugün bizlerle. Dilerseniz Serpil Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizleri tanımış olalım elbette. Ardından da sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız bulduk. Serpil Sağ Hanım? Olun. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler değil. Sizleri takdim etmek istiyorum. Serpil Danış kimdir, neler yapar? Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Adım Serpil Danış. Aziz Antik Antika'nın kurucusuyum. Amacım insanlara hizmet etmek. İnsanları seviyorum. İnsanları mutlu etmek. Eşyaların dilinden çok iyi anlıyorum. Zaten enerjisi yüksek olan eşyaları müşterilerime sunuyorum. Ama enerjisi düşük eşyalarımı da toprak ve ağaca gömüp enerjisini temizledikten sonra müşterilerime satışını yapıyorum. Antika bir sevda aslında, değil mi? Antika sevdası başkadır. Evet. Kimisi hakikaten ciddi bir o antikalar olan sevgisi, enerjisi çok başka oluyor, ilgi alanları. Sizdeki bu başlangıç nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz kendinizde? Tarihi çok seviyordum. Aşırı tarih kitapları okuyordum. Tarihi yerleri geziyordum. Tarihi eşyalar alıyordum. Daha sonra şunu fark ettim ki tarihi eşyaların içerisinde gizli bölmeler var. Veya nedense eski insanlarımız hep bir şeyler saklama çabasındaydı. Orada güzel bilgiler ediniyordum. Güzel kitaplar çıkıyordu bazen. Kitaplar arasında güzel notlar çıkıyordu bazen. Dedim ki ben dedim antikacı dükkanı açacağım kendime ve bu işimi daha çok büyüteceğim dedim. Kendime bütçe yaptıktan sonra antika dükkanı açtım. Zaten eşyalarımız adalardan geliyor, yıllardan geliyor. Dedelerin, ninelerin, torunları. Rahmetli olduktan sonra torunlar böyle bir araya toplayıp bize satıyor. Aslında çok ciddi bir anı, evet. Dediğiniz gibi. Belki şimdi gençler çok fazla onun kıymetini anlayamayabiliyorlar. Bu sizce değer vermemekten mi, bilememekten mi? Tabii ki de bu noktada aslında hani antika severlerin de buluşma noktası oluyor. Çok başka ama dediğiniz gibi işte yakınlarının aslında büyük babalarının, işte büyük dedelerinin, anneannelerinin bir şekilde onlardan bile saklanarak geldiği, evet. Noktada gençlerin bir şekilde buluşturmasına nasıl mesela değerlendirirsiniz? Dünyaya gelen her insanda bir titreşim var, bir frekans var ve bunlar kesinlikle anne çocuk dahi olsa birbirine benzemiyor. Ama evet. En yüksek, en güçlü frekans titreşim insanoğlunda mevcut. Ve titreşim yaptığı zaman bu eşyayı kullandığı da benim enerjim buna yansıyor. Aynen. Nasıl ki bir hekim, bir doktor gribi, enfeksiyonu gözle gösteremiyorsa, çocuktan çocuğa kızamık, su çiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar oluyorsa, bazı enerjilerimiz eşyaya yükleniyor ve başkasına bulaşabiliyor. Örnek mesela çok huzursuz bir ailenin eşyası. Bizler mesela eşyayı tanıyoruz, hissedebiliyoruz ama herkes tanıyamıyor. Frekansı düşük olabiliyor. Ona yaymış olduğu frekanslar o aileye yansıyabiliyor. Bu yüzden insanlar mümkün olduğunca frekansından etkilenmediği, enerji almadığı, sevgi duymadığı eşya evlerine almasınlar. Kırılan eşyalar uğursuzluk getiriyor, evlerine almasınlar. Eski nineler, dedeler çok dua ederlerdi ve inançları çok kuvvetliydi. Bu eşyalarına yansıyordu ve güzellikleri hep kalıyordu. Fakat torunlar, şimdiki nesil duadan uzaklar, inançtan uzaklar. Frekansımız ne yapıyor? Gözle görmediğimiz bazı enerjiler meydana getiriyor. Örnek diyelim ki AIDS hastalığı gibi veya koronavirüsü gibi. Gerçekten dikkat edin, ateistliğe kaymış insanlarda daha çok yaygın bu. Çünkü biz insanın dışkısı gibi, salgısı gibi, sümüğü gibi gözle görmediğimiz bazı frekanslarımız var. Bu ağzımızdan çıkan sözlerde, davranışımızda, düşüncemizde bu bize geri olarak dönebiliyor. Çünkü bir yaratıcılık var bizde. Nasıl ki bir dışkıda VR virüsü oluşabiliyorsa veya terde cilt hastalığa neden olabiliyorsa, bizim ağzımızdan çıkan sözlerde de gözümüze frekansı yetmediği bazı canlılar oluşabiliyor. Bu bize huzursuzluk olarak, gerginlik olarak, stres olarak geri dönüş yapabiliyor. Yani her şey bizim elimizde. Mesela enerjisini almadığım ürünleri almam. Öyle misiniz? Ben öyle değilim. Onu temizlemeyi biliyorum. Örnek burası pis, siz temizliyorsunuz. 5 dakika sonra ben geliyorum. Ben buraya pis diyebilir miyim? Hayır, temiz ama temizlemişsiniz. Ben enerjisinden negatif enerji aldığım bir eşyayı toprağa gömüyorum. 7 gün boyunca toprakta bırakıyorum. 7 rakamında bir enerji var. 7 gün mutlaka topraklanması gerekiyor. Eğer yapabiliyorlarsa insanlar
eşyalarını 7 gün topraklasınlar. Elektrik almadıkları dedelerinden, anneannelerinden kaldığı eşyalar. Onların frekansı öldü ama onlar size böyle elektrik vermiyorsa muhtemelen sizin frekansınızla çatışıyor ve siz onları satma gereği duyuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka 7 gün, sayısı 7'dir. 7 gün topraklanması gerekiyor ve eşyayı çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Yani eşyaların temizlenmesi, taş olsun, eşya olsun temizlenmesi bir ağaç dibinde, toprak altında 7 gün boyunca durması gerekiyor ve temizleniyor. Güzel. Peki ne tür mesela ürünleriniz, eşyalarınız vardır? Doğal taşlarımız vardır. Doğal taşların da hafızası gerçekten çok yüksek. Doğal taşların da titreşimi var ama insanoğluna benzemiyor. En yüksek titreşim insanoğlunda mevcut ama taşlarda da var. Fakat taşlar da bazen insanoğlunun titreşimiyle uyuşmayabiliyor. Bu anne isminden ve kendi isminden Ebced hesabından hesaplanarak hangi taş onun frekansına uygun olduğunu bizler hesaplıyoruz ve o taşı biz o şahısa satışa sunuyoruz. Peki müşterilerinizden gelen taleplerin çok hangi yönde oluyor? Var mı böyle özel istekler? Yani bazen bir ürüne yurt dışından dahi böyle bir erkeğin bir bayana aşık olduğu gibi aşık oluyor ve hiç beni tanımadan hesabıma parayı yatırıyor. Lütfen bak Türkiye'ye geleceğim, o ürünü kesinlikle satma. Ya bazılarında antika eşyalar böyle hastalık gibi yani. Değil ve mi? Bir o şekilde gelip başka. Alıyor yani, uzak uzak yollardan gelip alıyor. O eşya için gelip aldığı oluyor, evet. Aynen öyle, o sevgi çok başka, antika sevgisi evet. Dediğimiz kısım. O sevgi de size dediğim gibi daha önce onu kullanan şahısın frekansı, enerjisi onu motive etmiştir. O motive de o frekansı elektriği uyuşmuştur. Almıştır. Evet. Ve o frekansı onun motivasyonunu yükselteceğine inandığından dolayı gelip alıyor. Aslında o eşyayı almıyor. O daha önce kullanan insanın enerjisine gelip alıyor. Ona ihtiyaç duyuyor. Belki o ürün çoğunluk bir ürün değil dediğiniz gibi. Hiçbir üründe can yoktur. Ama insanoğlunda can vardır. İnsanoğlunda titreşim vardır. Ve titreşimi insanoğlunun salgısını, dışkısını, terini, gözümüzün frekansı yetiyor. Fakat gözümüzün görmediği, sözlerimizden çıkan frekanslar eşyalarımıza yansıyor. O da işte enerji. Evet. İşinizin keyifli ve zor yanları nelerdir? İşimin keyifli yanı, eşyalarımız genelde adalardan, yalılardan, villalardan geliyor. Dedelerden, ninelerden kalan eşyaları torunlar toplu halde bize satışını yapıyor ve ben o eşyaları sevinmiyorum. O eşyaların içinden çıkacak kitaplara, notlara, bilgilere daha çok seviniyorum. En keyifli yanı o. Aslında buna bakabilmek, görebilmek ne kadar önemli değil mi? İşinin evet. Keyifli yanlarını görebilmek. Evet. Falanca zamandan bir yazı, bir anı böyle bir not. Hatırladığınız bir hatıra. Not, evet, bir hatıra vardır ama aklınıza gelen şu an var mı mesela bizim paylaşabileceğiniz, sizi derinden etkileyen? Bir kitap vardı, o kitapta yatak odasında ayna bulundurmayın. Ayna bulundurduğunuzda sadakatsizlik getirdiğini, insanlar kendini aynada gördüğü anda orada bir korku frekansı oluşuyor o insanda ve o korku frekansı hızlı bir şekilde gelişiyor ve o bir üreme, bir canlı haline geliyor. Yani günümüzde cin olarak tabir ediliyor. Aslında o cin falan değil. Yani benim insanlara önerim, çoluk çocuğunuzu cincileri oraya buraya götürmeyin bence. O korkunuzu yenin, farkına varın. Bende bir korku var, bir eksiklik var. Benden çıkan bir şey var ve bana geri döndü. Çünkü insanoğlundaki bütün titreşim gidiyor ve tekrar büyüyerek geri dönüyor. Bu kara basana neden oluyor. Bu yüzden yatak odalarında mesela ben aynamı aldıktan sonra daha bir mutlu oldum hayatımda. Hayatım değişti. Gerçekten yatak odası. Evet. Onun dışında o kitapta gene yazılan banyo tuvalette insanın atığı atıldıktan sonra mesela yıkanıyoruz veya işte tuvalet ihtiyacımızı gideriyoruz. Orada oluşan enerji dışarı çıktığında, odalarımıza girdiğinde onlar bize huzursuzluk, bereketsizlik olarak bize geri dönüyor. Muhakkak banyo tuvaletlerimizin kapalı olması gerektiğini yazıyordu. Yani o kitabın yazarı her kimse ama defterle yazılmıştı. Ama ben ona minnettarım. Çok güzel bilgiler edindim ondan. El yazısıydı. El yazısıydı, evet. Şahsın kendi keşfetti. Belki de kendini tanıtamadı. Tanıtma imkanı olmadı. O defter halen bende. Güzel sırları var, güzel kitapları var. Her kimse mekanında cennet olsun buradan. Wow. Var mı böyle başka peki belirtmiş olduğu işte... Odamızda aynı bulundurmayalım. Banyo tuvalet kapıları kapalı olsun. Tutalım. Mutlaka evlerimizde mesela şimdi siz bana diyeceksiniz ki işte ocaklar yanıyor ama gazla yanıyor. Elektrik yanıyor ama elektrikle yanıyor. Fakat mumla yanan
ateş evdeki gözle görmediğimiz bizden atılan o canlılar, o kötü frekansları o bal mumun ve ateşin özdeyişiyle onlar toplanıyor ve yanıyor orada. İnsanlara önerim evlerinde haftada bir kere de olsa mum yaksınlar. Gerçekten kiliselere gidin, dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Çünkü bilinçaltınız dışarıyı kirli gösteriyor ve kilisede inanılmaz huzur buluyorsunuz. Onun nedenini ben o kitapta okumuş olduğum mumu bağlıyorum. Yani insanlar evlerinde huzur istiyorsa, mutluluk istiyorsa yatak odalarında ayna bulundurmasınlar. Evlerinde haftada bir kere olsun, iş yerlerinde, ofislerinde olsun mum yaksınlar. Banyo tuvaletin kapısı, iş yerleri olsun, evleri olsun mutlaka kapalı tutsunlar. Böyle. Wow. Hakikaten insanın aslında katkıları o zamanlar denenmiş şeyler aslında. Hani eskiler söyledikleri zaman bugüne kadar işte sözler, atasözleri hep denenmiş şeyler aslında değil mi? Evet ama kendilerini biz daha şanslıyız onlardan. Sosyal medya var, internet var. Onların kendilerini tanıtma imkanları yoktu. Kendi beldelerinde, kendi çabalarında tanıtıyorlardı ama günümüzdeki insanlar çok şanslı. Doğru, kendini belki o anda yazarak kendi bir şekilde ilerleyen kim bulursa belki zamanlarda evet. Bir anısını, bir imzasını bırakmak istemiştir kişi. Dediğiniz gibi çok büyük şeyler var aslında, evet. Anılar değil mi? Evet. Başka bulduğunuz o küçük notlar var mıydı antika eşyaların içerisinde? Antika eşyaları içerisinde bulduğum notlar genelde yani... Şu anda aklıma gelmiyor ama defterim var. Bir dahakine inşallah getirir. Yani siz saklıyorsunuz şimdi evet, onu. Evet, benim için çok değerli. Ne kadar güzel. Kişi bilememiş. Yani o artık... Ya da kendini keşfetmiş, tanıtamamış. Aynen öyle ve bunu sizi buluşturma noktasında aslında hep evet. Bir aracıyız değil mi? Evet. Birbirimizi bu süre gelen aracı kısmında ulaştırmak ne kadar önemli. Belki kişide kalsaydı, yazdığı yazılar, belki torununda kalsaydı... Bu kadar kitleye belki ulaşamayabilirdi. Evet. Hepimiz birer aracıyız aslında. Evet. İyi ki de buluşturmuş sizle. Evet, sağ olun. Siz de bizlerle buluşturmuş oldunuz. Sizi motive eden şey nedir mesela bu sektörde, bu işi yaparken? Enerjisi yüksek eşyalar, azim. Yani her şey beyinde bitiyor. Çok çalışmak. Hı hı. Peki bundan sonrası için hedefinizde neler vardır, planlarınızda? Şu anda maddi olarak güçlü değilim ama hedefim de kendime ait bir müze kurmak. Wow, orada buluşturacaksınız. Evet, orada sizinle tekrar buluşuruz inşallah. İnşallah diyelim. Hepsinin hatıralarını böyle yılını falan yazar mısınız? Saklar mısınız öyle? Evet, not alırım, yazarım. Benim için hepsi çok değerli. Sattığımda da şahısa, herkese her şeyi satmıyorum. Şahısın gerçekten o eşyaya ihtiyacı varsa satıyorum. Çünkü ben bu işi severek yapıyorum. Ve insanlar mutlu olacaksa, onu iyi yerlerde kullanacaksa onu satıyorum. Hmm, herkes de her şeyi... Hayır, hayır. Satmıyorsunuz. Evet, eğer siz enerjiyi alırsanız... Evet. Ondan sonra ürünü buluşturuyorsunuz. Evet. Harika. Peki sizin için başarı nedir? Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Pes etmemek, azim göstermek, risk almak... Yani gülümsemek, motive olmak, insanların elinden tutmak. Eskiden sanki çok daha fazla var değil mi antika işiyle ilgilenen kişiler, sizler gibi. Şimdi sanki çok böyle azaldı gibi geliyor bana, doğru mu? Tarih yavaş yavaş yok ediliyor, inanç yavaş yavaş yok ediliyor. Ve bunlar yok edildikçe gerçekten altından kalkamayacağımız büyük böyle felaketlerle karşı karşıya geliyoruz. Yani artık dünya karışıyor. Eskiden daha çok bir barış vardı, bir güzellik vardı. Bu yüzden ben insanlara inançlarını yitirmemelerini, inançlarına bağlı olmalarını, bol bol dua etmelerini çok çok rica ediyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten bulaşıcı enerji dedik ya, bulaşıcı hastalıkların hepsi de enerjiden. Hepsi de bizim atıklarımız ve bize geri dönüyor. Ve dikkat edin o AIDS, korona kimlerde çok yaygın, çok inançlı olan insanlarda mı? Hayır, tamamen inancını yitirmiş insanlarda. Bu yüzden bari bizler kurtaralım dünyayı. Yani bizler inançlı olalım, bizler dua edelim, bizler birbirimizi sevelim. Birbirimize çok kol kanat olalım. Birbirimizin ayağını çelme atmayalım, kaydırmayalım. Birbirimize gölge olalım. Tam dersi diken destek olmayalım. Olalım. Evet, evet. Çok haklısınız, çok doğru. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Mekanıma davet ederim hepsini. Yani mekanım çok güzeldir. Eyüp Sultan'da yerimiz. Telefon numaramı zaten ekranda görecekler. İrtibata geçerek konuğum olabilirler. Herhangi evlerinde bir sıkıntı varsa, iş yerlerinde bir arıza varsa bana kızmadan, darılmadan, onlardaki enerjiyi onlara söyleyerek sen şunu şunu yaptın, bu sana şöyle şöyle döndü diyebilirim yani kendisine. Wow.
İşin uzmanıyım diyorsunuz. Evet. Vallahi kendime harika. Güveniyorum. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Enerjinize sağlık. Güzel size bakan yüreğinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkür mersi. Ederim. Sağ olun. Değerli konuğumuz Antikacı Efendim Serpil Danış. Bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.